Tabii gelirsin İsmail. Geliriz. Galatasaray-Strasbourg maçı var. Merhaba değerli seyirciler. Çok önemli bir karşılaşma akşam. Kimle bunu konuşabiliriz en iyi diye düşündük. Tabii ki İsmail. Hiç düşünmedik hatta. Yani o vardı boşta. Boşta İsmail var. İsmail en iyi onunla konuşuruz diye yani. Düşünmedik diyorum ben. Ondan değil. Önce şöyle bir başlıkları okuyayım. Bugün gazeteler nasıl vermiş haberi? Hürriyet, potada da Avrupa'nın kralı olun. Milliyet, şampiyonluk günü. Sabah, aslan tarih için parkede. Vatan, kupayı kazanacağız. Akşam, İpekçi'de tarih yazma günü. Cumhuriyet, Galatasaray'a kupa yakışır. Habertürk, sana kupa yakışır. Foto maç, o kupa helal sana. Fanatik, o kupa buraya gelecek. O kupa buraya gelecek. Kupa zaten o burada ya, şu an. Kupa burada kalsın yani. O kupa burada kalacak. Müzeden yazmış. Müzeden yazılmış. Bizim parkede kalacak. Değil mi? O İnşallah. Parkin çeşitleri de var değil mi? Laminat falan. İnşaata giriştin galiba. Parke diyor. Ya da evde böyle çim olayından sonra buna mı parke, parke işine parke mi girdiniz? Oturmaktan sürekli yerlere mi bakıyorsunuz? Yani, sürekli oturduğum için. Hangi zemine da basmak böyle daha iyi? Yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Meğer hakikaten ne kadar önemli. Ya çok o kadar önemli ki yani hani bu işte... Ben şimdi hatırlatacağım size abi. 2007'de Minnesota Timberwolves ilk kez bir NBA takımı Türkiye'ye geldiğinde Abdi İpekçi'nin parkeleri değişmişti. Dışarıdan parke getirmişlerdi. Hatta yayın için biz de konuşmalar yapmıştık. Işık falan parlıyor, parlamıyor gibi. Tabii. Onun ayarlaması yapılmıştı yani parke oradan. Tecrübeniz yani. Var. Parke, zemin, merdiven falan. Bir de benim hani ayağım artık şu anda bir problem olduğu için ortopedik bir sorun yaşıyorum. Ortopedik problem. O geçene kadar bayağı bir hakikaten zor bir hayatmış. Mış. Peki. Allah kolaylık versin. Hayat boyu bunu yaşayanlara. Evet. Gerçekten öyle. Gerçekten. O yüzden onları daha uygun. Onları çok düşünmemiz lazım. Ve sayıca da az değiller Mehmet. %10 ya. %10 çok ciddi bir rakam. Ve bu insanlar maalesef sokağa çıkamıyorlar. Yani bunu ben şu anda yaşadığım için yani tek ayağımda problem var. Tek ayakla şu anda yürümeye çalışıyorum. Değnekler vesaire ve bunu görüyorum. Yani bu kolay bir hayat değil. Bunu bizim kolaylaştırmamız lazım. Peki Pınar'a bir bağlanalım. Okey, sorun olsun. Pınar salonda. Oradan bize bir gelişmeleri bildirsin bakalım. Zemin Pınar nasıl, merhaba. Falan. Zemin nasıl? Parke iyi mi? Cilalı mı? Evet. Parkede hiçbir problem yok Fuat Aktağ, bunu söyleyelim hemen. Şu an parkede Galatasaray Odea Bank son çalışmasını yapıyor. Şut idmanını gerçekleştiriyor. Hemen ardından da Strasbourg şut idmanını gerçekleştirecek. Ardından da bir güvenlik önlemi olarak artık rutinleşti ama bir güvenlik için arama yapılacak. Bomba araması yapılacak. Hemen güvenlik diye başlamışken aslında oradan devam edelim. Dünden beri burada güvenlik için çok ciddi bir hazırlık var. Dün akşam saatlerinde polis bariyerlerinin çekildiğini söyleyebiliriz salonun ön tarafına. Bugün saat 11'den itibaren de içeri giriş çıkışta sadece akreditasyonlu, biletli ve davetiyeli kişilerin içeri alındığını söyleyelim. Dün Galatasaray Kulübü de bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Akreditasyonu ya da bileti olmayanların buraya gelmemesi, içeri giremeyeceklerini ve gelen seyircilerin de mutlaka salona erken gelmeleri gerektiği ve çünkü bir arama yapılacağı belirtilmişti. Aynı zamanda salona gelenlerin toplu taşımayla gelmelerinin tercih sebebi olduğu çünkü buradaki otoparkın kısıtlı olduğu söylenmişti. Bunların söylenmesinin nedeni de biletlerin aslında satışa çıktıktan dakikalar sonra tükenmiş olması. Çok ciddi bir talep var. Hala bilet arayanlar var. Basın mensupları çok yoğun bir ilgisi var. Basın tribününde genişletildiğini gördük. Çok sayıda akredite meslektaşımız var. Salonun çok ciddi bir kalabalık olacağını söyleyebiliriz. Ama dün Koç Ergin Ataman'la konuştuğumuzda da bu salondaki kalabalık şenlik havasında olmamalı. Yarın bizim için galibiyet çok önemli. Bizim için 5 sayıyla galip gelmek çok önemli. Kupayı kazanabilmemiz için bunu yapmamız gerekiyor. Bu nedenle bu salonun sezon boyunca olduğu gibi o cehennemi deplasman takımına yaşatması gerekiyor demişti.
tribünlere şöyle baktığımızda bütün hazırlıklar tamamlanmış. Tribünlerin hepsinden ipler sarktığını görüyoruz. Çünkü 3 boyutlu bir koreografi izleyeceğiz akşam. Keyifli bir ortam olacağına eminiz ama erken saatte gelmelerini biz de gelecek olan seyircileri hatırlatalım. Burada 100 kişi kadar da bir Strasbourg taraftarı olacak. Onların da güvenliği için güvenlik mensuplarının çok ciddi bir önlem aldığını da söyleyelim. Maç saat 8'de. Heyecan başladı aslında burada. İçeride son hazırlıklar gerçekleştiriliyor. Galatasaray Kulübü hem kupayı almak için hazırlanıyor ama aynı zamanda burada ev sahibi. Kupayı kim kazanırsa kazansın burada önemli bir organizasyona ev sahipliği yapılıyor. Bu organizasyon için hazırlıkların içeride devam ettiğini söyleyebiliriz. Şu anda takımlar idmanda olduğu için biz dışarıdayız ama ilerleyen saatlerde içeriden de o parkeyi de görme şansımız olacak. Al kamal olmuş. Evet. Güvenlik önlemleri alındı. Her şey hazır. Onunla ilgili şimdi, bir ekleme yapayım mı? Bugün maça gidecek biletli insanlar için. Söyle, mümkünse toplu taşımayı kullanın. Ya. Orada Marmaray istasyonu var. Oradan yürümeyle 200 metre kadar. Hani toplu taşımayı kullanmakta fayda var. Çünkü o güvenlik önlemleri nedeniyle teker teker bütün girecek arabalar aranıyor içeri. Ve o da çok büyük bir trafik yaratıyor. O trafik çünkü o Abdi İpekçi'ye gidiş yolu biraz dar. Bir erken yol gitsinler. Erken gitmek bir seçenek. Bir de toplu taşıma başka bir seçenek. Peki. İlk şimdi, maçta ne hoca, oldu? Şimdi hoca ne nasıl? Hoca, önce bir onu bir söylesene İsmail. Sen hocayla diyalog halinde olduğunu biliyorum İsmail'in. Dün nasıl? Mesela röportaj verdirmedi oyunculara. Kendi de özel röportaj çok vermedi hiç. Konuştum. Normalde açmak zorunda kalmasaydı bana açmayacaktı hiçbir neden? Şekilde. Neden? Şöyle, Strasbourg'da maç kaybedildikten sonra ben şunu gördüm. Ergin Ataman'da bir hayal kırıklığı gördüm. Hayal kırıklığı şuydu. Maçı kaybetmekten dolayı değil. En büyük sahnede bu takımın bu sezon çıkabileceği en büyük sahnede takım en iyi performansını göstermedi. Bence burada bir hayal kırıklığı, bir kırgınlık vardı. Şimdi onun sonucunda ertesi sabah zaten özel uçakla geldi Galatasaray İstanbul'a. İner inmez havaalanından idmana. Takımı idmana götürdü. Bir 45 dakika özel bir antrenman yaptı. İlk maçın videoları defalarca izlendi. Neler yapıldığı. Dün biz son çeyrek programında da pozisyon analiz ettik. Çok fazla bireysel hata var. Çok fazla konsantrasyon hatası var. Şimdi bunun nedeni neydi? Biraz acaba rakibi küçümsemek mi? Hani çünkü Bayern Münih ve Gran Canaria'ya oranla kağıt üzerinde daha tercih edilebilir bir rakip bu Strasbourg. Ama bunun adı da ama final. Ama daha tahmin edilemez bir takım galiba değil mi? Evet. Yani daha tahmin edilemez bir takım. Ergin Ataman yani Galatasaray'a şu anda... Galatasaray'a benziyor biraz böyle sanki. Tamamen öyle. Şu anda Ergin Ataman işte onun stresini yaşıyor. Oyuncularını... Stres hali var değil mi? Bir stres hali var. Yani röportajda da çok net görülüyor o zaten. Bir stres hali var. Ama hani bu stres kazanmayı çok istemenin getirdiği de... Yararlı stres denir. Tabii canım. Artık yani. Sona gelinmiş. İşte o kaldı 4, kaldı 3 diyordu ya kaldı sen bir. Sen ilk maçtan önce bir maç planı yazmıştın. Şunu yapmamız lazım, bunu yapmamız lazım. Çoğunu yaptık. Neyi yapmadık? Top kayıpları mı? Top kayıpları evet. Ya dört temel bu da madde, konsantrasyonla dört temel madde yoksa vardı. Rakibin tahmin edilemez olmasından kaynaklanan bir şey mi? Ben biraz şuna bağlıyorum. Geçen seneye dönelim. Fenerbahçe'nin Final Four maçına, Real Madrid karşılaşmasına. Karşılaşmadan bir gün önce hatırlıyorsunuz Euro Lig'in MVP'si açıklanmıştı. En iyi 5 ödül töreni evet. Düzenlenmişti. Ve Fenerbahçe orada büyük bir şov yapmıştı. Nemanja Bjelica MVP, diğerleri farklı yani sürekli böyle bir ödül töreni vardı ve bireysel olarak ödüllendirilmişti Fenerbahçeli oyuncular. Real Madrid maçında Fenerbahçe ne sorununu yaşamıştı? Bu oyuncular bireysel ödüllerin baskısı altında benim problemi kendim çözmem lazım. Burada bir sıkıntı var. Ben MVP olarak, işte ben yılın yükselen yıldızı olarak, ben en iyi 5 olarak bireysel olarak çözmeye gittiler. Galatasaray için aynı sorun vardı. Eric McCollum başta olmak üzere. Ben MVP'yim, Euro Cup'ın MVP'siyim. Şu anda sayı atamıyoruz. Ben de skorer bir oyuncuyum, benim sayı atmam lazım dedi. Bu paylaşımdan uzaklaştırdı. Yani kötü niyet değil, sorumluluk almaya çalıştılar ama paylaşımdan uzaklaştırdı. Benzer şekilde Sinan Güler, ben kaptanım, hani bir şeyler yapmam gerekiyor deyip Galatasaray kendi oyununu oynayamadı. Bu da hani finalin baskısı mı, neden olur o ayrıca herhalde analiz edilebilir ama bence buydu Galatasaray'ın en önemli sorunu. Peki şuradan olumlu tarafından baksak, yani eğer şunu söylüyorsak, Strasbourg bugüne kadar karşılaştığımız rakipler için yani seviye açısından, yani Bayern Münih seviyesinde değil. Evet.
Ama Bayern Münih kadar planlı bir takım da değil. Biraz daha tahmin edilemez bir takım. Evet. Dolayısıyla olumlu tamamen polyanlacılık oynuyorum. Eğer bu arada stresin sebeplerinden biri de bu. Olabilir. Çünkü şimdi yani orada Bayern Münih'te karşınıza ne çıkacağını biliyorsunuz. Gran Canaria'da ne çıkacağını biliyorsunuz. Düzenleri net belli. Bu takım olumlu bakış açısında şöyle bakabilir miyiz? Biz orada mesela iki sayı farklı kazanmış olsak. Buraya gelsek nasıl olsa bu iş bitti desek ve bu tahmin edilemez durum burada karşımıza çıksa. Tahmin edilemez durumdan kastınızın ne olduğunu bir açar mısınız? Yani şimdi Bayern Münih ne yapacağı belli. Sanki bu Bayern Münih için dezavantajlı bir durummuş gibi anlatıyoruz. Analiz edilmesi daha kolay. Tedbir alması daha kolay anlamında. Tedbir alma ihtimali. Den söz edildi. Bu maçı rahatlamış olarak çıkmış olsak acaba daha riskli olabilir miydi? Şimdi Strasbourg Bayern Münih'ten daha iyi bir takım mı diyeceğiz? Değil, hayır. Değil ya, benim bildiğim kadarıyla değil, hayır. Tamam. O zaman şunu diyebiliriz. Favori biziz. Evet. Değil mi? Tamam. Ama şimdi favori olmak, ya favori takım kurmak başka bir şey. Gerçekten kazanmak favori takım kurmaktan, favori olmaktan çok daha zor. Yani gerçekten kazanma zamanı şu anda. Evet, kağıt üzerinde varsın. Yani Vincent Cole finalin başından bu yana çok iyi bir, çok akıllıca bir strateji sürdürüyor. Ya ben ilk maç Fransa'daydım ben işte. Ben Ergin Ataman'ın stratejisini de gayet iyi buluyorum ama. Beklentiler açısından. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Mesela Strasbourg'da Ergin Ataman bu arada bunu yapmak zorunda çünkü sene başından bu yana getirdiği bir durum bu. Strasbourg'da maç kağıdı var, seyircilere dağıtılan broşür var. Broşürde kocaman başlıklarla Avrupa gecesi yazıyor. Yani ufacık bir yerinde Euro Cup finali yazıyor. İşte yok biz kupa alacağız, şampiyonluk falan, hiç böyle bir şey yok. Vincent Cole diyor ki Galatasaray favori, bizim burada olmamız bile sürpriz. Biz eğlenmeye çıkıyoruz, hani elimizden geleni yapacağız, olmazsa da olmaz gibi. Herkes bu havadaydı. Galatasaray'da aylar öncesinde başka, bu hedef konmuştu. Yani aylar kadronun kurulduğu gün konulmuştu bu hedef. Şimdi böyle olunca tabii ki biraz bir gerginliğin, bir stresin olması doğal. Ama bunu olumluya da çevirme ihtimali çok yüksek. Ben öyle olacağını düşünüyorum da işte onun için söylüyorum. Yani Galatasaray daha iyi bir takım. Daha güçlü takımları eleyerek geldi finale. Tabii tabii. Dolayısıyla Strasbourg'u da Bayern Münih'i hani elediği ilk başta da gördük ki daha iyi oynayan bir takım, daha güçlü bir takım, daha etkili bir takım. Dolayısıyla ben Bayern Münih'i çok zor olacağını zannetmiyorum işin. Şöyle Fuat abi 5 sayı fark gerekiyor. Bence İlk çeyrekte, ikinci çeyrekte bir yerde bizim harcayacak bir kredi bulmamız lazım. Yani farkı açmamız lazım. 20 yapmamız lazım. Böyle bir 15-20 bir yerde bir vurmamız lazım. Gerekirse o krediyi sonra harcayabiliriz. Bak Ergin Ataman ne demiş? Kalmasın. Tweet atmış. Diyor ki azimle, inançla, mücadeleyle ve en önemlisi hep birlikte bugüne geldik. Şimdi önümüzde bir 40 dakika var. Yine hep birlikte her top, her sayı için savaşarak bu kupayı kaldıracağız. Galatasaray takımının sahada, Galatasaray taraftarının tribünde Abdi İpekçi atmosferini, cehennemini tüm Avrupa'ya hissettireceğine eminim. Kaldı bir. Budur işte. Kaldı bir yazmış. Kaldı bir. Hashtag. Kaldı bir hashtag, evet. Kaç bu maçtır onu yapıyor sürekli böyle. Bu şimdi olumlu tarafından bakıyorum yine. Dünkü o kapanma hali, ilk maçtan ki o senin demin anlattığın gibi o kafa karışıklıklarını biraz gidermek. Kendi arasında takımın oyunu konuşması, o tahmin edilemez durumlara karşı neler geliştirileceğini konuşmak ve asıl önemlisi senin söylediğin hani o nerede koparız bu işi. Oraya yani tırnak içinde söylüyorum, yanlış anlaşılmasın, savaş öncesi bir hal bu. Yani sporda bu savaş terimleri üzerinden konuşulur. Bizde çok eleştiriliyor bu. Özellikle akademisyenler hep savaş terimleri kullanıyorsun. Adı kale onun. Yani ne hücum savunma yani. Onun modellemesi o zaten. Yani onun öncesindeki bir hal bu. Yani bu çok olumluya çevirebilir. Seyirciye çok önemli iş düşüyor galiba. Seyirciye şöyle önemli iş düşüyor. Bugün kutlama günü değil. Yani kutlama kornadan sonra. Kutlama kornada, son maçın son kornasından sonra kutlama. Bugün kutlama anı değil. Çünkü biraz Gran Canaria maçında bu yaşanmıştı. Gran Canaria ilk maçında bu biraz yaşanmıştı hatırlayacaksınız. Fark açılınca doğal olarak insanlar rahatlamaya giriyorlar. Ama bugün 39 dakika 59 saniye değil 40 dakika. Oyunun içinde kalmak lazım. 40 dakika kalmak ve 40 dakika o baskıyı hissettirmek lazım. 41. dakikada zaten orada nasıl bir şenlik olacağını hayal bile edemiyorum. Yani bunu bitirmek gerekiyor. Ya daha önce de bahsetmiştik herhalde. Bu The Walk diye bir film var. O ünlü ip cambazının Philippe Petit'nin hayatını anlatıyor. Orada şunu söyler ona ustası.
İp cambazlarının genelde öldüğü yer son 3 adımdır. Düştükleri yer son 3 adımdır. O son 3 adımı eğer kibirli atarsan, geldim diye zannedersen ve son 3 adımı kibirli atarsan düşersin. Bu yüzden o 3 adımı atmadan bitmemiştir iş. Bugünkü 40 dakika oynanmadan bu iş bitmedi. Yani 20 de olsa 25 de olsa bu iş bitmedi. Ya, bitmeden İsmail, bitmez. Zaten final tarifidir bu. Şampiyonu belli eden şey bu senin söylenindir. Şampiyonu ayırt eden, yani şampiyon yapan bir takımı, bir sporcuyu şampiyon yapan şey bu senin söylediğin şey. Sonuna kadar mücadeleyi tutmak. Onu da anlayabilirsin. Sonuna kadar mücadeleyi yönetmek, kontrol altında tutabilmek. Son düdeye kadar. O sporcularda da onu anlayabilirsin. Genelde şunu söylerler. Evet. Vallahi şimdi uyudum, uyandım, şimdi anladım derler. Evet. Hani maç sonunda değil mi? Evet. Maç sonunda hiçbir şey anlamazlar, sabah anlarlar. Çünkü sabah anlarlar. Maç sonunda devam ediyordur esasında tabii, maç kafada. Aynen öyle. Öyle bir konsantrasyon. Öyle bir konsantrasyon. Yani sabah anlayacaksın şampiyon tabii, olduğunu. O zaman oluyor ancak. Yani tek bir an var. O kornanın çaldığı an. İvković 2012'de Olympiakos'u şampiyon yaptığında, Euroleague şampiyonu yaptığında çok güzel bir söz söylemişti. Her şey işte kazandılar maçı, sağ içinde sevindiler, soyunma odasına gidiyorlar ki kupa töreni için geri gelsin. O sırada röportajda Sine söylemişti. Bizim için bütün sezon az önceki an için yaşandı. Yani o anı o an için yaşandı. O andan biraz daha az mutluyum şu anda demişti İvković. O anı düşünmek gerekiyor. O an için beklemek, o an için hazır olmak gerekiyor. Bence bu çok önemli. Bir şey daha ekleyeyim. Teknik olarak bence çok kritik bir durum var burada. Galatasaray'da Sinan Güler formsuz. Birkaç maçtır ondan olumlu katkı alamıyor Galatasaray. İlk maçta da bu maçı hazırlıyor istediği yani. Gibi değildi. İnşallah ben bu maçta çok daha iyi oynayacağına inanıyorum. Ama şöyle bir şey var. Sinan'ın üzerindeki yük çok fazla. Çünkü Eric McCollum başkasına hazırlayabilen bir oyuncu değil. Blake Shield çok formsuz. Normalde o görevi paylaşacağı oyuncu Blake Shield. O da büyük maçlarda biraz daha aşağı doğru düşüyor. Bu yüzden Galatasaray'ın kilit oyuncusu Vladimir Mitsov. Ancak Mitsov'un şu anda başka bir görevi var. Caleb Green çok formsuz olduğu için Mitsov 4 numarada oynuyor. Alan açmak için. Şutör 4 numara olması için. Bugün bence Vladimir Mitsov'un topla oynadığı, topla yarattığı 2 numarada, 3 numarada neyse topla yarattığı, başkalarına hazırladığı pozisyonlara çok ihtiyacımız var. Bu dakikaları yukarı çekmemiz lazım. Bunun için de yani Caleb Green nasıl oynayacak bilmiyorum. Çok formsuz görünüyor ama yani Sinan'ın üzerindeki baskıyı biraz daha azaltmamız gerekiyor. Görev yükünü biraz daha almamız gerekiyor. Bunun için de Mitsov'un oynaması gerekiyor. Bu nasıl olacak? 40 dakikanın tamamında Lazme sağda mı kalacak? Chuck Davis işte biraz daha hani farklı mı oynayacak bilmiyorum ama bunu yapabileceğimiz bir strateji geliştirmemiz lazım. Mitsov'un topla oynadığı, topla yarattığı dakikaları arttırmamız lazım bizim. Çünkü top kaybı Galatasaray'ın en büyük zafiyeti. Topu kaybetmemesi lazım. Oyunun kontrolünü hep tutması lazım Galatasaray. Peki hocayı bir dinleyelim. İlk maçta savunmada istediklerimizi gerçekleştirdik. Aslında taktiksel olarak konuştuğumuz her şey gerçekleşti ve beklediğimizin de altında tutmayı başardık Strasbourg takımını. Ama hücumda biz de oldukça zorlandık. Onlar da iyi savunma yapan, kontrollü oynayan, çok fazla top kaybı yapmayan bir takım. Maçın içinde 2-3 defa 7 sayılık, 9 sayılık farklar yakalamamıza rağmen son periyotta savunmada bir anlık dikkatsizlik sonucu bir anda bu sefer biz geriye düştük biliyorsunuz. Ama sonunda da maçı da kabul edilebilir bir farkla 4 sayıyla kaybettik. Karşımızda Fransa Ligi'nin şampiyonu var, son şampiyonu var. Artı Euroleague tecrübesi olan bir takım var. Yani Strasbourg takımı bu sezon ilk etapta Euroleague'de Abdi İpekçi'ye benzer arenalarda maç yaptı. Kızılyıldız'da 20 bin kişiye karşı oynadı. Burada Fenerbahçe Ülker Arena'da oynadı. Real Madrid maçını oynadı. Onların da böyle bir tecrübesi var. Onun için sabırsız olmadan ama maçın birinci dakikasından itibaren burayı bir arenaya çevirip o coşkuyla, o sertlikle, o agresiflikle öncelikle basketbol oynayıp basketbol sahasında onları yenmemiz lazım. Bu çok önemli. Yoksa burası yani hiç böyle bir garantisi yok. Evet biz ilk günden beri ben söylüyorum. Biz bu kupada şampiyon olmak için varız ama kaldı bir maç. Bu maçta da bugüne kadar oynadığımız tarzda basketbol oynamamız gerekiyor. Evet biz 12.500 ateşli taraftarın önünde bu maçı oynayacağız ama daha da önemlisi buraya gelemeyecek olan
milyonlarca Galatasaray taraftarı ve milyonlarca da Türk taraftarı. Bunun da ben çok sayıda mesaj alıyorum. Fenerbahçelilerden, Galatasaraylılardan, Anadolu'nun birçok yerinden. Herkesin gönlünde bir Türk takımının Avrupa Kupası'nı kazanması var. Evet. Strasbourg antrenörünü de, Kole'nin de açıklamaları var. Onları da hemen izleyelim. Never lost. Galatasaray has never lost. Galatasaray bu salonda yalnızca bir maç kaybetti. Kazanmak için her şeyimizi ortaya koymalıyız. Galatasaray bu maçta daha iyi hücum edecektir. İlk maçtaki gibi iyi savunma yapmalıyız. Rakibimiz taraftarından da destek alacaktır. Bu maçta zoru başarmak için mücadele edeceğiz. Sanırım ilk maçta deneyimli olmam bana ve takımıma avantaj sağladı. Kimse Euro Cup'ta final oynayacağımızı tahmin etmiyordu doğrusu. Bu maçta da kazanan taraf olacağımızı düşünmüyorlar. Aslında bu bizim için iyi bir şey. Baskı hissetmiyoruz. 4 sayı farkın az olduğunun da bilincindeyiz. Galatasaray rövanşta çok daha iyi oynayacaktır. Biz de kendi performansımıza konsantre olmalıyız. Burada büyük bir taraftar desteği olacak. Yine de böyle güzel bir atmosferde basketbol oynamak keyiflidir. İlk maçı kazandık ama bunun çok bir önemi yok. Şimdi daha iyi oynamalıyız. Büyük bir kalabalık olacağını biliyoruz ama biz bu atmosfere hazırız. Oyunumuza konsantre olmanın bir yolunu bulacağız. Evet, maç saat 20'de başlayacak. Hoca 3. kupasının peşinde bu arada. Aslında yani baş antrenör olarak öyle. Evet. Koraç Kupası'nı da sayarsak da 4. Vardı, orada söz. Asistandı. Evet, saat 20'de NTV Spor'dan başlayacak olan da Galatasaray'ın 12 sayı farkla kazanacak. 12 mi diyorsunuz? 12 güzel, güzel. 12 ben mi? Sevdim 12'yi. Hani bir 18 yan sonlara 12 olur. Ya ben maç sonu stres istemiyorum ya. 12 mi 12 şimdi? 18 olsun, 28'di. 20 olsun temiz olsun. Tamam ya. Peki. Hiç stres çekmeyelim maçta. Diskalifiye ederim Strasbourg'u rahatla. Tabii maç yayında saat 19'dan itibaren başlayacağız. Ondan önce röportajlar var. İsmail yayınlarınız var. Saat 20'de de bu gerçekten tarihi başarımızı hep birlikte izleyeceğiz değil mi? İnşallah. 12 saydık farklı. Pardon 20. 20. Tamam. Şu ülkede yapılan basketbol yatırımı 2 kupayı da hak ediyor gibi geliyor bana. Yani Fenerbahçe Euro League, Galatasaray Euro Cup. Yani çok çok yatırım yapılıyor. Güzel olur. O olduktan sonra da seneye başka bir konu açacağım. İsmail'le çok tartışacağız. O güne kadar konuşmayalım. Alalım çünkü kupayı sonra konuşacağız. Yine basketbolla ilgili tabii, bir basketbol. Şey mi açacaksın? Tamam. O biliyor ne diyeceğimi de. Kadın basketboluna mı gireceksin? Yok kadın basketboluna söyleyecek bir şey yok orası. Zaten uçuyor. Peki tamam. O zaman ne yapalım biliyor musun? İsmail çok güzel 2 tane arşivden gazete küpürü evet. çıkarmış. Onları ekrana verelim. Onların üzerinde de konuşalım. Şimdi Galatasaray-Strasbourg eşleşmesi olduğu için hem Galatasaray'ı hem Strasbourg'u yakından ilgilendiren 2 gazete küpürü var. Birisi bu 1967'den Yalçın Granit abimiz. O da bu arada hala hem Darüşşafaka'nın hem Galatasaray Odeabank'ın her maçına geliyor. Yani tribünlerin boş olduğu maçlara bile geliyor. Bilmem. Yalçın abinin Strasbourg'dan aldığı teklif 1967'de teklif almış Strasbourg'dan. Yalçın Granit şu anda basketbol camiasının en çalışkan insanı. Kesinlikle öyle. Hala çok %100. Çalışıyor. %100. Evet. Yani bütün yayınlardan sonra arar, yazılardan sonra böyle hala eksiklerimizi düzeltir, bizi cesaretlendirir sağ olsun. Yalçın Granit'e Strasbourg'dan gelen teklif müspet cevabı vermemiş tabii Yalçın abi. Bir de yine Serdar Gürel'in arşivinden Fransa'da Karpat. Bir Türk. Evet Bülent Karpat. Daha bizim jenerasyonumuz Bülent abi televizyoncu kimliğiyle hatırlar. Bizim meslektaşımız olarak bilir evet. ama yıllarca basketbol oynayıp basketbol koçluğu yapmış. Strasbourg'da oynamış değil mi? Evet Strasbourg, İsviçre'de. Strasbourg şehrinde Strasbourg'a transfer olmuş Bülent abi. Onun haberi. Evet. O gazete güzel. Küpürü Serdar Gürel'in arşivinden. Galatasaray-Strasbourg maçı öncesi güzel. Bulmuşsun, evet. Haberi küpür bulmuşsun İsmail. Teşekkür ederiz. Peki çok sağ ol. Yarın yine bekleriz. Katıldığınız için. Yarın kupayı da getir ama. Yarın kupayı konuşacağız. Kupayı da getir. Hı-hı. Olur. Nasıl oldu bu 28 fark falan onları konuşacağız. 28 çıkıyor ikidir aslında. Niye ben inşallah. Bir 28 diyorum. Hadi inşallah. Güzel valla. Hayır ya. Demem ya. Yani, neden olmasın. Peki bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra devam edecek programımız. Müzik
Menajersiz gelin, Sabah gazetesi, Volkan Demir'in haberi. Fenerbahçe'de sözleşmeleri sezon sonu sona erecek Gökhan Gönül ve Mehmet Topal'ın yeni kontrat görüşmelerinin bugün başlaması bekleniyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın görüşmeleri bizzat kendi yürüteceği, oyunculara menajerlerini devre dışı bırakma talimatı verdiği ifade edildi. Yıldırım'ın futbolculara sadece kendileriyle görüşeceklerini, menajerlerin kulübe gelmeleri halinde görüşme masasına oturmayacaklarını net bir dille söylediği öğrenildi. Başkanın yapılacak görüşmeden sonra futbolculara düşünmek için bir hafta gibi bir süre vereceği de gelen bilgiler arasında. Menajeri kaldırıyor. Tabii iki şey söylenebilir bunun üzerine. Yabancılarla da böyle oluyor mu? Yani Nani'ye de menajerini getirme denebiliyor mu? Ama bir tarafta... Yani Gökhan Gönül'e Mehmet Topal'a deniyorsa Nani'ye de denmesi lazım mı diyorsun? Yok, öyle demiyorum. Ama bu soru sorulabilir. Çok basit. Yani birçok açısı var işin. Yani bir şeyin bir tane açısı yok. Bunu şöyle düşünülebilir. Menajeri, gücün var mı? Menajeri kaldırmak aradan kulübü bir fayda sağlayacaksa, katkı sağlayacaksa ve kulüp bunu yapabiliyorsa hiçbir sorun yok. Aynen, o da diğer bakış açısı işte zaten. Yani. Bunun doğrusu tabii. Yanlışı yok. Aynen öyle. Sadece bu soruları soralım diyorum. Evet. Yani Mehmet Topal da ne kadar kuvvetliyse hayır menajer geliyor diyebilir. Hı hı. Hatta menajer gelmiyor, iki tane de avukat geliyor da diyebilir. Evet. Ama bu tamamen güç dengesi. Evet. Foto maç üçü de kaldı. Fenerbahçe'de kontratları sezon sonunda biten Gökhan Gönül, Mehmet Topal ve Caner Erkin'in kaderleri merakla beklenirken yayılan dedikodular sarı lacivertli taraftarları hayli tedirgin etmişti. Olaya bizzat el koyan Başkan Aziz Yıldırım, Gökhan, Topal ve Caner Fenerbahçe'nin sembolleridir. Üçü de kalacak diyerek son sözü söyledi. Yıldırım'ın bu oyuncuların sözleşmelerinin uzatılması için kurmaylarına gerekli talimatı verdiği öğrenilirken birkaç gün içinde işin resmiyete döküleceği kaydedildi. Ben Gökhan ve Topal'ın kalacağını düşünüyorum. Milliyet. Yenilikçi Pereira. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira bu sezon hatalarından çıkardığı derslerle adeta örnek oldu. Eleştirildiği konularda inat yapmayan Portekizli teknik adam her zaman yenilikçi tavırlarıyla takdir topladı. Sezon başında Molde, Beşiktaş ve Celtic maçlarında yenen 12 golle duran top hatalarıyla gündeme gelen Pereira, alan savunmasından adam adım savunmaya geçip ligin en az gol yiyen takımını ortaya çıkardı. Adam adam mı yapıyor? Öyle ben karma yapıyor gibi geliyor bana. Benim izlediğim kadarıyla ama tabii içeriden alınmışsa onlar adam adam olarak tanımlıyorsa bunu bir şey denecek bir şey yok. Benim izlediğim daha böyle karma savunma gibi. Van Persie ile yaşadığı restleşmede inat yapmayan, orta yolu bulan Pereira döneminde Alper Potuk, Volkan Şen ve Hasan Ali Kaldırım kendilerini geliştirdi. Pereira sistemlerinde de tutuculuk yapmadı. Sezon başından bu yana 4 farklı sistem denedi. İki temel dönüş, Shakhtar maçından sonraki dönüş bir. Bir de Nani'nin santrfor arkasına geçişi. İkisi de hakikaten sezon içinde riskli, yapılması zor, cesur hamleler. İkisi de işe yaradı. Onu söyleyebiliriz. Bir de tabii Mersin-Mayurdu maçıyla başlayan önde oyun. 3 dönüş diyelim. 3 değişiklik, 3 temel değişiklik. Üçünde de başarılı olduğunu söyleyebiliriz Pereira'nın. Evet, haberin içindeki Hasan Ali konusunda özellikle ayrıca kutlamak lazım. Yani Caner'i bir oyuncunun kesebileceği insanın aklının ucundan geçmez. Hele Hasan Ali'nin kesebileceği hiç geçmez. Tabii Hasan Ali'yi de tebrik etmek lazım. Şu anda ligin en iyi sol beki diyebiliriz. Yani ben yılın karmasına sol beki Hasan Ali'yi yazarım. Düşünmeden. Peki, Fanatik'teki şu Gomez haberini de okuyayım. Vaktimiz çok azaldı. Gomez'den ikinci hamle. Mario Gomez'in geleceğiyle ilgili olarak önemli gelişmeler yaşanıyor. Fiorentina'daki sözleşmesinin bittiği döneme kadar kiralanan Alman futbolcunun menajeri Uli Ferber aracılığıyla ikinci kez İtalyan ekibinin kapısını çalarak sizinle olan bağımı koparın, sözleşmemi feshedin talebinde bulunduğu öğrenildi. Bu konuda Floransa kulübüne yaptığı ilk teklifin geri çevrilmesi sonrasında ikinci kez gelecek yıldaki alacağım 7,5 milyon euroya karşılık bonservisimi verin diyen başarılı futbolcunun bu konuda yine olumsuz yanıt aldığı bildirildi. Bu gelişme sonrasında Beşiktaş'ta yaptığı kontratı sürdürmek zorunda kalan Mario Gomez bu konuda 9 Mayıs'a kadar siyah beyazlara ya tamam ya devam cevabı verecek. Bence yıl sonuna kalır.
sezon sonuna kalır bu iş. Bir de şu Sportif AŞ'de yeni dönem başlıyor. Okumayayım da söyleyeyim sadece. Şöyle. Galatasaray yönetiminde Dursun Özbek Sportif AŞ'de yeni bir düzenlemeye girecekmiş. Daha önce kulüpte görev almış eski yöneticiler, hatta başkanların da olabileceği yeni bir yapıya geçileceği söyleniyor. Bu bana biraz seçim hamlesi gibi geliyor. Sanki Galatasaray seçime gidecek gibi. Seçim hazırlığı. Evet, yani muhalefeti biraz içeri alıp sonra da seçime gitmek hamlesi gibi geliyor. Fotoğraflara geçelim. Bekleyeceğiz, göreceğiz tabii. Amsterdam'da bir şirket geçtiğimiz ay vefat eden Johan Cruyff'un 69. yaş günü anısına Hollandalı efsane futbol adamının doğduğu evin yakınlarında çalışan tramvayı Cruyff'un fotoğraflarıyla süsledi. Evet, bir sonraki fotoğraf da öyle. Çok güzel olmuş. Hepsi öyle. Bir sonraki de öyle. Bir sonraki de öyle. Yarın bir Avrupa Kupası'yla daha karşınızda olacağız. Evet, akşam karşılaşma saat 20'de başlayacak ve Galatasaray'ın en az 12 öyle geldi bana, üstünlüğüyle sona erecek ve bu sen 28 önemli diyorsun. Mücadele bir de 28 geliyor işte mücadele NTV Spor'dan canlı olarak ekranlarınıza gelecek değerli seyirciler. Maça kadar da gün boyunca maça doğru bütün gelişmeleri NTV Spor ekranlarından takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.